İçeri gidelim. Biraz biraz içeri şurası. Burası ayrı mı bir ayrı mı? Bize kitapçık vermişlerdi. Onu başından sonuna tekrar tekrar okudum. Çok güzeldi. Çok beğendim. İyi ki böyle bir şey yapmışlar. Yapanlardan Allah razı olsun. Kim yapmışsa. Yer bütün yardımı olanlardan hepsine Allah razı olsun. En azından İslam'ı daha iyi pekiştirdik. Daha Efendimiz'i daha iyi tanıdık. İnşallah hayatımıza uygularız bu tanıdıklarımızı, öğrendiklerimizi. Ben çok mutluyum, çok sevindim. Kazanmasam bile olsun. Yine de çok hoştu. Kitabı iki defa okudum. Benim okumam biraz zayıf. Ben dışarıdan okumuşum. İlkokulu bile dışarıdan almış insanım. Olursa sevinirim. Olmazsa canı sağ olsun. Siyer Peygamber Efendimiz bizim önderimiz, liderimiz, rehberimiz. Yani onu biz İslam olarak tanımasak ne anlamı var ki? Yani bütün davamız o, onun sünnetini yaşama, uygulama. Çok güzel. Çok iyi yaz. Çok iyi. Benim seçeneğim onlar seçsin. Peygamberimizin hayatıyla ilgili bir şey olsun yani. Birkaç yeri kötü, yani birkaç yeri anlamsız da anladım yani oralarında. Sınava çok iyi hazırlandım. Birinci olabilirsem Umre'ye gitmeyi düşünüyorum. Ama ikinci seçenekte laptopun olmasını istiyorum. Siyer bizim peygamberimizin hayatı olduğu için herkes için, yani peygambere, Allah'a inananlar için herkes için önemlidir. Soruları çok iyi hazırladıkları için Peygamber Sevdaları Vakfı'na çok teşekkür ediyorum. Ya aslında ben Suriyeliyim. Evet. Ama Türk cinsiyeti aldım. İyi geçti. Evet, bekliyorum. Etin kumlar, dini dersler. İyi. Yani çok zor değil. Güzel geçti. Çünkü peygamberlerimiz için. Ondan için. Çok iyi hazırladım. Sınav da çok iyi geçti. Ödül bekliyorum şu an. Tabii eğer ilk yani girmişimdim tabii şey olacak. Ama önceki denemeler girdiğim için yani yok. Evet, beklentilerim var. Yani teşekkürler bize şey yani öğrenmek için, yardım etmek için şey yaptıkları. Böyle. 6 kere okudum ama her sayfada yani önemli yerlerini çizerek, özetip çıkartarak okudum. Ben aslında kitabı okudum. Hem ailemle de tartıştım bu konuyu. Bu konuyla ilgili Hazreti Muhammed'in hayatıyla ilgili bütün sorulardan çözdüm. Yani bütün kitaplardan bilgi aldım. İyi geçti. Evet. Ne bekliyorsun? Umre ödülü isterdim hedefim olarak. Hazreti Muhammed'in hayatı ile ilgili, Hazreti Muhammed de bizim peygamberimiz olduğu için onun ne yaptıklarını biz de yapmalıyız. Sınav çok güzel geçti. Sınavdan herhangi bir beklentim yoktu. Anlayabildiğim kadar okudum. Güzeldi, kolaydı. Peygamberimizin hayatını anlatıyor. Bu da herkes için şeydir, önemli, çok önemlidir. Ödül beklentim, laptopla umre, sınav kolay geçti.
bu kadar kolay olacağına kolay olacağını bilmiyordum. Evde çalışabildiğim kadar kitabımı okudum, çalıştım. Bunu diğer kardeşlerimize de başarılar diliyorum. Siyer Hazreti Peygamberlerimizin hayatı olduğu için onların hayatından ders çıkarmalıyız. Onların sabırlı olduğu, onların azimli olduğu şeyleri biz de yapmalıyız. Biz de onlar gibi olmalıyız. Kolay bir sınavdı. Ben kitap okuyarak falan öyle çalıştım. Ben zaten önceden böyle şeyleri biliyordum ben. Resul'le ilgili böyle şey bilgilenmek falan için o yüzden siyer bilmemiz gerekiyordu. Sınava hazırlanmam aslında kitaptan ve diğer kaynak kitaplardan çalışarak sınava çalıştım. Sınav benim için çok kolay geçti. Bazı sorularda takıldım ama onların çözümleri aklıma geldi. Onları da buldum. Ödül beklentim var. İnsanlar siyeri öğrenmezlerse, siyeri öğrenirlerse daha doğrusu peygamberimizi örnek almaya yönelirler siyeri öğrenirlerse. Bu yüzden de toplumumuz hem daha ahlaklı olur, hem daha edepli olur, hem böyle Allah'a iman açısından daha samimi bağlanmış bir bağ kurmuş olur. Sınavı sorularını gerçekten çok güzel hazırlamışlar. Onları çok beğendim. Ve böyle bir sınav yaptıkları için onlara teşekkür ediyorum. Çünkü böyle bir sınav olduğunda insanlar daha çok sınavdan ödül kazanmak için çalışırlar. Bu insanların hem ödüle sürükler hem de bir de o çalışırken bir bilgi elde etmiş olur. Onun için bu iyi, faydalı oldu. Sınav için kitabı bayağı bir okudum, not da aldım. Yani sayfalardan çıkacak soruları da kendi kafamda tasarladım. Sınavdan yani bence bir ömür ödülü alabilirim. Ben bu gibi sınavların daha çok olmasını istiyorum. Hatta yılda bir kere değil, bir kereden de fazla olmasını istiyorum. Çünkü böyle sınavlar oldukça dinimiz daha da çoğalıyor. Din kuvvetli oluyor herkes karşısında. Neden siyer öğrenmeli? Çünkü peygamberimizi daha iyi tanımaları lazım. Peygamberimizi daha iyi tanırlarsa mesela dinleri daha kuvvetli olabilir. Kitabı iki kez okudum. Sınava çalıştım. Ben de abim çalıştım. Sınav da iyi geçti. Ümre'ye gitmeyi istiyorum. Birinci bölüm öyle aklımdan çıkıyordu. Hasan'ın dedesinin dağ evinde çalıştığı sınavları aklımdan çıkıyordu. Teşekkür ederim. Sınavla ilgili düşüncelerim gayet faydalı bir sınav. Öğrencileri için özellikle. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını bilmemiz gerekir. Ve onu kendimize örnek model almamız gerekir. O yüzden böyle sınavları destekliyorum. Devamının gelmesini umuyorum inşallah. Kitaplarımızı aldık. Zaten önceden temel dini bilgilerle ilgili bilgilerimiz var. Peygamber Efendimiz hayatıyla ilgili. Kitabını aldık, okuduk. Gereken yerlerde not çıkardık, notları ezberledik. İnşallah iyi geçmiştir yani. Herkese başarılar. Herhangi bir ödül beklemiyorum. Sınavım çok iyi geçti. Sınava kitaplar okuyarak ve sınavdan kendi kendime sorular sorup veya halamgilden, annemgilden bana soru sormasını isteyerek hazırlandım. Uhud Savaşı vardı. Uhud Savaşı'nda orayı pek hatırlamıyorum ama kitabın bazı bölümlerini hatırlıyorum ama konuşamıyorum. Vallahi sınavım iyi geçti. Sınava çok çalıştım. Ben abim birbirimize sorular sorarak çalıştık. Gece gündüz kitap okuyarak çalıştık. Peygamberimizin hayatı yani benim için hayatımın tamamı. Biraz zordu ama yani yaptım. İyi. Belki kazanırım. Belki de kazanmayacağım ama bence de kazanırım. Sınavım güzel geçti. Beklenti güzel bence yani. Güzel bir sonuç bekliyorum. Yani kitabı okudum. Sonra önemli yerlerin altını çizdim. Oraları şey yaptım. Güzel geçti evet. Evet sınavı kolay hazırladıkları için teşekkür ediyorum onlara. Sınavım çok iyi geçti. Evde kitabımı hiç bırakmadan birçok kere bitirdim kitabımı. Önemli yerlerin de altını çiziyordum. Tabii ki birinci olmayı, hedefim birinci olmak. Yani başaracağımı da düşünüyorum.
Burada biz başarımızı gösteriyoruz, yani bir hedef belirliyoruz. Yani sınav çok güzel geçti, iken bu sınavı hazırlamışlar yani. İyi de çok okuyarak, ezberleyerek. 3 kere okudum. Ödüm beklentim de yok ne gelirse.